NALCS'de bambaşka bir mücadeleyle karşınızdayız. Tim Liquid ile Renegades arasında gerçekleşecek bu karşılaşma ve 3 tane harika mücadeleyi geride bıraktık. Gerçekten 3'ü de çok harikaydı, heyecan doluydu. Hatta her ikimizin de ortaklaşa en zevk aldığı mücadeleydi bu. Kesinlikle. Bugün ikinci kez söylüyoruz bunu ama bugünkü mücadele de, daha doğrusu şu anki mücadelede hiç eksik yanı yok. Çünkü Piglet ile Alexic karşı karşıya gelecek. 2 tane efsane. Belki League of Legends'ı çok fazla yayınlarını takip etmeyen bir sihirdarı durdursak sokakta, desek ki bize Profesyonel Arena'dan 10 isim say. Sadece o 10 isim içerisinde kesinlikle olacak oyunculardan ikisi. Yani çok tanınmış ve çok tecrübeli, kaliteli oyuncular. Evet, baktığınız zaman League of Legends'ta bayağı geçmişinde yeri olan oyuncular. Takımları değerlendirecek olursak, Renegades takımı artık dünkü Echo Fox mağlubiyetinden sonra ne yazık ki ligin son sırasına yerleşti. Onlardan beklenmeyen bir performanstı. En azından evet, kötü oynayabilecekleri bekleniyordu belki de. Bu kadar büyük işler, özür dilerim, Immortals kadar büyük işler yapmasını kimse beklemiyordu onlardan. Ama ligin bu kadar alt sıralarında olması da beklenmiyordu. Alt sıralarında olacaksa bile, hani tamam, kadrosu güzel. Hani Alexic var, Freeze var. Gerçekten bunlar çok başarılı oyuncular. Hatta buna Krams'ı da dahil edebiliriz. Hatta sezonun başlarında Remy de vardı ki o da Thresh ile tanınan bir oyuncuydu. Şu an her ne kadar Hako yerini almış olsa bile. Burada baktığımızda 1'e 7'lik bir oran görüyoruz. Hani ligin sonuncusu olsa bile belki 4'e 4'lük bir 3'e 4'lük, 4'e 4'lük, yani ki 4'e 4'lü aslında sonuncu olmaz ama en azından birkaç tane daha zafer ben bekliyordum ki. Kesinlikle. Hani Renegades'i sorduklarında, Alex için takımı dediklerimde ve ligde puan durumunu sorduklarında 1'e 7 demek gerçekten utanç, hani üzücü. Üzücü, utanç değil de gerçekten üzülüyorum ama Team Liquid'in de yükselen bir grafiği var. Özellikle Dardak. Gerçekten çok harika bir oyuncu. Nidalee performansına dün çok fazla değindim, bugün değindim. Hatta 10-06, belki izleyenlerimiz sıkılmıştır artık. Tamam, Dardak 10-06 oynadı demiştir ama gerçekten 10-06 bir orman oyuncusu için çok harika bir KDA. Sana kesinlikle katılıyorum. Baktığımızda işte sürekli söylüyoruz. Team Liquid'i Team Liquid'in ivmesini kazandıran oyuncu diyebiliriz. Gerçekten büyük işler yapmayı başardı. Bir haftanın MVP'si seçildi. Yeni geldiğinde böyle bir şey başarmak çok da kolay bir durum değildir oyuncular açısından. Mücadeleye baktığımız zaman Cloud9 karşısında dün bir yenilgi aldı Team Liquid takımı. Diğer tarafta Renegades takımı da Echo Fox karşısında bir mağlubiyet aldı ne yazık ki. Ve şunu da belirtmek lazım. Aslında dünkü karşılaşmalarda da hem Renegades'in hem de Team Liquid'in karşısındaki takımlar gayet iyi şekilde oynadılar. Cloud9 mükemmel bir takım oyunu, mükemmel bir strateji ortaya koydu. Diğer tarafta Echo Fox aynı şekilde KFO ve Fraggle'ın gelmesiyle beraber çok iyi oyunlar sergiledi. Yapması gereken çok iyi şekilde yaptı. İkisinin de birazcık şanssız günüydü diyebiliriz. Ama ben kıyasladığımızda Team Liquid'i daha önde görüyorum açıkçası. Evet, hem kağıt üstünde böyle hem de geçmişteki performanslarını değerlendirdiğimizde de kesinlikle sana katılıyorum. Hem ligdeki puan durumuna baktığımızda da şu ana kadar 4 tane galibiyeti olduğunu görüyoruz. Gerçekten başarılı bir istatistikleri var. Team Liquid'in aslında yükselen bir ivmesi olduğunu söyleyebilirdik geçen haftaya kadar. Bu hafta birazcık daha onlar için kötü geçti. Daha doğrusu ilk mücadele için ama Cloud9'a kaybettikleri o mücadelede de mesela Renegades Echo Fox karşısında kaybettiğinde Renegades çok kötü bir yenilgi aldı. Ama evet, Team Liquid Cloud9'a kaybettiğinde aldığı o yenilgi çok da büyük, çok da kötü bir yenilgi değildi. Yani bir hezimet değildi aslında. Yani yenilgiydi ama evet, senin de dediğin gibi çok büyük bir hüsran, bir hezimetle sonuçlanmadı. Ben de Liquid'i burada favori taraf olduğunu düşünüyorum. Baktığımız zaman bugün Liquid eğer bir galibiyet alırsa o da yarıştan kopmamak adına önemli bir basamak atlamış olacak. Onlar için gerçekten İyi bir maç olacaktır diye düşünüyorum. Tabii şunun da bir önemi var. Renegades artık iyice dağılmış bir takım. Yani o aldıkları bir tane hani böyle şeref golü deriz yani. O şeref galibiyetinden sonra ne yazık ki hiçbir galibiyet alamadılar. Ve eğer bu galibiyeti almayı başarırsa Liquid takımı hala yarışın içinde kalacak. Burada en önemli silahları kimler? Tabii ki Dardak çok önemli. Piglet, yani oyun ilerlediğinde mükemmel işler yapabilen bir oyuncu. Özellikle Caitlyn ile. Evet, oyunun erken safhalarında biraz daha sakin kalan ya da daha güvenli oynayan bir oyuncu. O da bunun cezasını aslında, cezasını demeyelim ama dezavantajını bu sezon biraz da metadan kaynaklı olarak çekti. Evet, açıkçası Piglet ve Dardak'ın ziyade onlardan farklı olarak
Phoenix bazı mücadelelerde, bazı haftalarda o kadar fazla kendini gösteriyor ki birden takımın yıldızı haline gelebiliyor. Ya, parladığını görebiliyoruz. Onun haricinde Metin Bart performansını ben çok fazla beğenmiştim. Kendim her ne kadar bugün Bart'la kötü anlar yaşasam bile. Matt gerçekten çok harika işler başarmıştı Bart'la. Hatta bir ışınlığını, yani totemi atılan bir ışınlığını iptal etmişti. Onun haricinde karşısında Victor vardı ve bir Victor'a nasıl oyun oynatmaz bunu bize göstermişti. Sen o Baron'un çevresindeki pozisyonda ben de çok net hatırlıyorum o Victor pozisyonu. Harika bir pozisyondu ve sen Mete'yi yasaklama bekliyor musun? Daha önceki mücadelelerde direkt Mete gelen bir Bart yasaklaması görmüştük. Meta yasaklaması şunu olmamasına söylemek rağmen. Lazım. Aslında meta yasaklamaları yapılmadı. Yani, evet Bart güçlü bir şampiyon ama oyuncuya yasaklama yaptığınız zaman karşı takımı sizi ne kadar kötü cezalandırdığını daha öncesinde gördük. Çünkü o kadar güçlü şampiyonlar açıkta kalıyor ki. Yani şu an mesela baktığımızda... Mesela daha demin Adrian'ı yapılan yasaklamalar. Evet. Yani. İki tane üstüne yasaklama çekti. Sorakas'ını aldılar. Janna'sını aldılar. Yanına yine çok koruyucu bir şampiyon olan Lulu'yu oynatmadılar Immortals takımına. Belki de Lulu oynadığını görebilirdik destek oyuncusu olarak. Ama oynatmadılar. İşte daha sonrasında sıkıntısını birazcık kötü çekti Cloud9 takımı. Tabi bu sadece yasaklamalardan kaynaklı değil. Takım oyunlarının da etkisi vardı ama ne yazık ki böyle durumlarla karşılaşılabiliyor. Ben bu yüzden Mete gelecek bir Bart yasaklaması çok da düşünmüyorum ama yani Renegade şu an elinden gelen en iyisini yapmak isteyecek. Büyük ihtimalle de biraz çaresizlikten kaynaklı olarak yapılma ihtimali var ama yanlış olur. Anladım. Peki üst koridorda Legendary yerine Flayers geçen hafta dahil olmuştu Renegades ekibine ve onu iki mücadelede de izleme şansı bulmuştu. Queen ve Ryze tercihleri evet, yapmıştı. Evet, çok da istediğini elde edemedi ne yazık ki. Evet, hani Flayers'ın performansını ben açıkçası beğenmemiştim ama Hakuho'yu, hani Remy yerine gelen Hakuho'yu daha da beğenmedim. Hani sen ikisinden de memnun değilsin. İkisini de beğenmedim. Hakuho'yu çok daha beğenmedim. Şöyle kıyaslayalım. Echo Fox ve Renegades ligde aynı yerdelerdi. Echo Fox'un asıl oyuncuları geldi. Gelen seviye farkına bakar mısın? Frog'ına KFO geliyor. Renegades iki tane oyuncu değiştirdi. Gelen oyunculara bak. Yani bu bence yeterli olacaktır. Gerçekten güzel bir kıyaslama oldu bu. Ve yavaş yavaş seçim ve yasaklama ekranına doğru gidiyoruz. Günün dördüncü karşılaşmasında Team Liquid ile Renegades arasında oynanan bu karşılaşmada bakalım hangi şampiyonlar yasaklanmış. Ryze, Braum, Nidalee ve benim beklediğim Bart yasaklaması gelmiş Mete. Gerçekten. Nice. Evet. İşte Renegades'in birazcık da hafif çaresizlikten diyebileceğimiz yasaklaması bence çok da gerek var mıydı? Hayır ama Dardak'a yapılan bir Nidalee yasaklaması hem meta yasaklaması hem de karşı takımdaki mükemmel bir Nidalee oyuncusunu etkisiz bırakmış olacaksınız. Bu yapılabilecek bir yasaklama. Diğer tarafta Ryze ve Braum. Oo, bu arada Draven geldi. Freeze'in ne kadar iyi Draven oynadığını görmüştük. O maçı kaybetmişlerdi yanlış hatırlamıyorsam ama gerçekten çok güzel bir Draven oyunu sergilemişti ve TSM karşısında olması lazım. Eğer hatalıysam beni düzelt. TSM karşısında evet Draven oyunu oynamıştı. Şu an kontrol ettim ve yanılmıyorsun. Aldıkları Team Liquid mücadelesindeki o galibiyette de Lucian aldığını görüyorum. Özür dilerim, Kalista aldığını görüyorum. Şu anda gelen bir kopya saklaması var. Bakalım Team Liquid mavi takım olma avantajını hangi şampiyondan yana kalınacak, kullanacak? Şu anda Lulu açıkta. Corki açıkta. Corki açıkta. Gangplank açıkta. İşte Corki zaten artık klasik mavi takım. Geçen hafta ve bu hafta çok daha fazla gördük mavi takımın evet. İlk Corki seçtiğini ve şu anda... Bir tek geçen oyun sanırım Immortal seçmedi. Ama onlar da Immortals. Yani onlar ne oynasalar oynadıkları için. Aynen öyle. Evet. Bir Jhin gösteriyorlar. Kalista ve Ölistar kombosu geldi. Jhin bugün Jhin. Güzel bir performans izleyemedik ne yazık ki. Evet ultileri güzeldi ama hem erken oyunda hem orta oyunda hem de hasar potansiyeli olarak kötü bir performans sergilemişti Jhin'le. Burada özellikle orta koridordaki savaşta yeterince onu koruyamamalarından kaynaklı olarak tam istediğini elde edememişti ama... Soraka'ya dönüyorlar ve Graves'i de aldı. Team Liquid'in seçimleri gayet iyi gözüküyor. Karşı tarafta Renegades'in seçimleri gayet iyi gözüküyor. Soraka, Kalista kombosuna bir ilaç olabilir ama bakalım. Evet, onun yerine Thresh'i tercih etti ki Thresh de derisinin yüz yeteneğiyle birlikte Alistar'ın kombosunu engelleyebilir. Alistar evet engelleyebilecektir ama Kalista'nın ultisine o ne yazık ki derisinin yüzle karşılık veremeyecek. Bu tabii. Da onlar için bir miktar sıkıntı olabilir. Aslında bir miktar değil, bayağı bir sıkıntı olabilir. Aslında Metin... Thresh oynadığını daha önce görmemiştik. Genelde Renegade çok fazla kitle kontrolüne gitti. Yanına Malphite'ı da aldılar. Bu hafta bir de Malphite daha artık fazla izlemeye başladığımız şampiyonlardan. Evet. Aynen. Şu anda da
bir Vayne üzerinde duruyor. Acaba Vayne görür müyüz? Sanmıyorum ama. Vayne yine bir şey tercih etmişti Vayne'i aslında. Piglet sevdiği şampiyonlar arasında. Ezreal ve Nautilus, baktığınız zaman Nautilus hem kitle kontrolü anlamında gayet iyi bir şampiyon. Diğer tarafta Ezreal E yeteneğiyle hem takım savaşlarında güzel pozisyon alabilir hem de karşı takımı yavaşlatarak gayet iyi şekilde domine ediyor. Yalnız Ezreal'ın %22'lik bir kazanma oranı var şu anda. Birazcık düşük kalmış diğer şampiyonlara göre. Onunla ilgili göre şunu belirtmek lazım. Özellikle ilk haftalarda sadece Ezreal ve Lucian izliyorduk. Evet. Net yani. Bir taraf Lucian alıyor, diğer taraf Ezreal alıyordu. Lucian çok güçlüydü. Lucian'ı çok güzel şekilde kullanıyorlar takımlar. Öyle olunca da Ezreal'ın kazanma oranı ne yazık ki istenen gibi değil. Evet, şu anda Nautilus'u da görüyoruz. Nautilus'u da dün görmüştük üst koridorda oynandığını. Güzel bir performans güzel bir performanstı ama galibiyet getirmemişti. Nautilus'u aslında dün Şampiyonluk Ligi'nde de görmüştük. Yine üst koridorda tercih edilmişti ve aldığı eşyalar çok kanser eşyalardı. Z-Zrot kapısı, komuta sancağı gibi. Ve şu anda Renegade ise Alex için ellerinde aslında imza şampiyonu diyebileceğimiz bir LeBlanc görüyoruz. Çok sevdiği bir şampiyon. Daha doğrusu suikastçı şampiyonları çok seviyor. LeBlanc da bunlardan bir tanesi. Şu anda Renegade takımı güzel bir takım kompozisyonu kurdu. Diğer tarafta da Team Liquid'in takım kompozisyonu kötü değil, dürtmeye yönelik. Yani şöyle bir şey söylemek lazım. Eğer takım savaşına başlamak için Renegade takımı biraz bile vakit kaybederse Team Liquid avantajlı taraf olabilir. Renegade'in yapması gereken şey bir anda işte Malphite'in az önce yapılamayan ışınlarını kullanabilmek. Kalistar kombosunu iyi şekilde kullanabilmek. Eğer bunları bir anda kullanabilirlerse, beklemeden takım savaşında karşı takımın onları dürtmesine izin vermeden kullanabilirlerse gerçekten Renegade'in takım savaşı kazanmaması için hiçbir sebep yok. Ama diğer tarafta da çok güçlü birkaç tane şampiyon var. Bir anda eritemediğinizde Corki ve Ezreal'dan çıkacak hasarın haddi hesabı. Yani savaşa çok hızlı bir şekilde girmeleri lazım. Evet. Renegade'in hani o hızı gerçekleştirebilecek şampiyonları var mı? Kesinlikle var. Özellikle Malphite. Hani engellenemez bir ultisi var ama burada Liquid'in çok mobil olması ve dürtme konusunda harika işler yapabilmesinden dolayı, evet, kağıt üstünde şampiyon bakımından Renegade bir adım daha önde ama ben Liquid'i hala seçim ekranına rağmen önde buluyorum. Ben de Liquid'in burada iyi bir oyun sergileyeceğini düşünüyorum ama aslında Renegade'in de birazcık sürpriz yapmasını böyle içten içe istiyorum. Çünkü hani eğer ligde ne kadar dengeli takımlar görürsek, ne kadar birbirine yakın puanda takımlar görürsek maçlar o kadar zevkli oluyor. Bu hafta yani neredeyse herkes ikinciydi. İlk üç maçın kalitesini anlatmaya bile gerek yok. Kesinlikle en kaliteli mücadeleler zaten. O kadar düzgün takım savaşları, o kadar taktiksel oyunlar çok iyiydi. Bakalım bu mücadelenin nasıl taktikler dönecek çünkü vadiye yavaş yavaş iniyoruz. Evet, şu anda Team Liquid oyuncuları klasik dizilimini aslında her iki takımda klasik dizilimini yapmış durumda. Herhangi bir şekilde rakip ormanına doğru yöneldiklerini görmüyoruz. Ve şu anda izleyenlerimize de hatırlatalım. 6.2 yamasında oynanıyor bu karşılaşma. Alexic oraya totemini bıraktı. Ama daha farklı totemlerin de atılabildiğini görmüştük LeBlanc'la. Özellikle o ejderha pitinden içeri doğru girip kırmızısına ya da golemlere toteminizi bırakıp geri çıkabiliyorsunuz. Çok rahat şekilde. Bu da o anlamda çok avantajlı bir şampiyon. Bu arada Metin de tercih ettiği kostümün Samsung White'a özel olarak yapılmış olan kostüm olduğunu da hatırlatalım. Dünya şampiyonasını kazandıktan sonra tam oraya dikkat etmedim ama yani söyleyince. Evet, az sonra büyük ihtimal ekranlarımıza yansıyacak. Şu anda bir koridor değişikliği de söz konusu değil. Benim daha çok sevdiğim karşılaşma bunlar. Hani koridorların karşı karşıya olup oyuncuların orada neler yapabildiğini görmek bana seyir zevki açısından daha bir hoş geliyor. Kesinlikle. Bu arada baktığımız zaman Nautilus, Malphite ve Corki üçlüsünün doldurulabilir o potlarını tercih ettiğini görüyoruz. Corki için aslında birazcık anlaşılabilir bir tercih. Özellikle Corki için diyelim, LeBlanc'ın oyun başındaki üstünlüğünden karşı ayakta durmak isteyecektir. Fakat şunu da belirtelim, Corki oyuncularının mükemmel işler yaptığını gördük. Bu arada kabiliyetlere değinecek olursak da Team Liquid ekibinde 3 tane Yıldınların Efendisi'nin, evet, hükmü var. Ezreal'dan da bu sefer daha farklı bir dizilim gelmiş. Genelde 18-12'lik bir dizilim görüyorduk. Fakat bu oyunda Piglet oyunun erken safhasında ona avantaj sağlayacak 12-18'lik dizilimini yapmış. Evet, şu anda her iki alt koridor oyuncuları da daha erken seviye 2 olmak adına orman kamplarından başladı. Bu arada Phoenix ile Alexic arasında birebirlik bir mücadele, fosfor bombası da isabet etti. Ve aslında takasla eşit şekilde ayrıldılar diyebiliriz. Ama işte can iksiri konusunda Corki birazcık daha avantaj. Bu arada Freeze'in orada sıçrasını almayı başardılar. Avantajı. Hako orada çok fazla hasar aldı. Üzerine doğru gidiyor. Piglet'ten
kötü bir seyir geçişi geldi diyebiliriz aslında. Evet, orada neden geri çıktı ben de tam dikkat etmedim fakat. Herhalde seviye 2 oldular. Bana Koko evet. kombosunu yapabilir diye düşünmüş olabilir. Tam emin ama değilim ama. Gördüğünüzde de refleks verebilirsiniz aslında. Ya evet, birazcık yani orada bir iki yüzünüz daha yapabilirdi. Riske atmanın anlamı yok yani bu kadar küçük bir ayrıntıdan. Evet, kullandı ve bitti yani hani. Çok da büyük bir dert değil. Bu arada tabii şunu da tekrar belirtelim. Orta koridordaki Corki'nin bu tercih onu bayağı bir rahatlatacaktır ve özellikle ilk seviyede girdikleri o düz vuruş gibi takaslarda çok çok avantajlı tarafı olacak. O, yanılmıyorsam 15 ya da 25 büyü hasarı veriyor düz vuruşlarda. Evet. 15 diye hatırlıyorum ben de. O da gerçekten çok kullanışlı bir eşya. Üst koridordan skor bekliyor musun? Ben ormancılar gelmediği sürece beklemiyorum. Çok fazla savaşı uzatmazlarsa hani kafa kafaya girmezlerse diyeyim. 30 saniye sürer zaten o savaş. Ya birbirlerini öldürebilecek şampiyonlar değil. Hani tamam mükemmel bir kitle kontrol var ama mükemmel iki tane tank. Yani evet üst koridordan büyük ihtimalle skor görmeyeceğiz ama aşağı koridor ve orta koridorda skor görebiliriz. Bu arada Elise de Ezerhan'ın önündeki yan pire yengeci oluyor ve şu anda orada totem temizliğinde başlamış. Görüş avantajını güzel bir şekilde elde etti. Hem totem kırdı hem de görüşü de eline almayı başardı. Şu anda senin de bahsettiğin gibi iki takımın ormancısı da alt tarafta. Ama orada Grace biraz daha yakın olan taraf herhangi bir savaş çıkması durumunda yani Matt'ten gelecek bir tane güzel ölüm cezası Team Liquid'in avantajına olacaktır. Evet şu anda orada Dardak'ın da oraya yakın olduğunu görüyoruz. Senin de dediğin gibi güzel bir ölüm cezası gelirse skor görebiliriz ama orada Dardak'ın olduğunu biliyorlar. Hemen Krumps da oraya doğru geliyor. Şu anda evet Renegade takımı geri çekildi hiç zorlamadan Matt üzerlerinde doğru yürüyünce. Evet. Krams takımı ise, özür dilerim, Krams ise kendi mavisine doğru gidiyor. O küçükleri alıyor şu anda. Orada hemen aşağı koridora döndü küçükleri almadan önce. Bu arada Phoenix'ten güzel bir oyun hemen dönünce yere güzel bir fosfor bombası ama bu takastan avantajlı çıkan Alexic oluyor. Kesinlikle gayet doğal şekilde Oli Blanc'ın oyun ortasındaki, özür dilerim, oyunun başındaki avantajını kullanması lazım. Bu arada takaslardan da üst tarafta resmen Nautilus. Yani tüm kombosunu yaptı, yarı canını aldı. Daha sakin bir oyun izlediğimizi söyleyebiliriz özellikle ilk oyunlara kıyasla. Kesinlikle ilk oyunlarda ilk kanlar olsun. Hatta bir önceki oyunda hemen ormanda gelen bir Jhin skoru vardı. Hani hemen oyunun başında birazcık daha sakin bir oyun izliyoruz şu anda. Phoenix orada tekrardan birebirlik bir takası gidiyor. Bayağı bir sıkıntıya düşebilir geriye dönmedi. Orada. İşte şimdi geriye döndü ve fosfor bombası geldi. Üzerinde tutuşturup da var Phoenix'in. Yalnız orada agresif bir şekilde üzerine doğru gitti. Son bir düz vuruş gelir mi sıçrayla birlikte? O düz vuruş geldi ve kuleden hasar almasına rağmen hayatta kalıyor. Minyonlar ona hasar verecek mi? Hayır. Phoenix tebrik geliyor. Etmek lazım. Gerçekten güzel şekilde oynadı ama Alexic orada zincirini mi kaçırdı? Ben tutturdu diye gördüm minyonlara rağmen. Orada ben tekrarında göreceğiz. Evet, yani, göreceğiz. Tekrarında izleyeceğiz. Bu arada minyon avantajını da elde etmiş oldu. İşte burada izleyeceğiz. Alexic aslında kazanacak taraf olduğunu düşünüyordu. Burada bak yo, işte evet minyona değmiş. Minyona değen bir zincir var. Yani, ufacık bir hata, ufacık bir saniyelik bir oyun. Phoenix'in ilk kanı atmasına zaten şu anda oldu. Canına bakarsan da bir düz vuruşluk bile yok canı. Evet. Eğer zincir tutsa senin de dediğin gibi büyük ihtimalle skor gelecekti. Orada alan taraf Alexic olacaktı ve düşmeyecekti. Evet yani seviye de alacaktı zaten. Hani yine Valkyrie ile agresif bir şekilde gelse Korki yine de düşmeyecekti. Çünkü tutuşturumunu da bırakmıştı. Kesinlikle ama işte o ufak hatalar ne yazık ki oyunun gidişatını değiştirebiliyor şu anda. Korki de çok sabırla bekledi ama. Yani hem Alexic geri dönmedi, orada minyonlar hasar vermeye başladı. Korki de çok hani fosfor bombasını çok güzel bir şekilde bekletti orada. Şu anda Krams orta koridorda Phoenix'in sıçrası olmadığını biliyor. Hakuho da oraya geldi, totem temizliğini yaptı ve geri dönüyor. Evet, Krams da geri döndü. Alexic de bu minyonlarla birlikte 6. seviye olacaktır. Daha agresif bir oyun daha izleyebiliriz Alexic'ten. Hala Korki'yi 1v1'de alacak gücü var. Evet. Yani zaten çok güçlü, erken önde ne kadar güçlü olduğunu değinmiştin daha demin. Bu arada işte o füze salvosu totem kırmasına engel değil. Hemen totemi, füze salvosunun yüzüne attı ve orada engellemeye çalışamadı bile Alexic. Alt koridorda hala çok büyük bir aksiyon görmedik. İki taraf da gayet sakin şekilde farmını yapıyor. Ufak ufak birbirlerini dürtüyorlar, canlarını yeniliyorlar. Hani... Bu arada çok işte, fazla hasar verdi ama o zincir tutsa ikinci kez tutmuyor ve Phoenix tekrardan ve o fosfor bombası da tutsa çok daha karlı çıkabilirdi oradan.
Alex için bu ufak hataları ne yazık ki ona koridoru kaybettiriyor diyebiliriz. Hem minyon anlamında hem skor anlamında. Kramps'tan bu arada orta koridora bir baskın gelebilir fakat kendisini gösterdi. Phoenix onun orada olduğunu farkında. O da hemen geri çekilmeyi tercih ediyor Phoenix. Kramps ikinci kez denedi orta koridora baskın yapmayı. Evet, çok da etkili olmasa bile şöyle bir gözüküyor ve geri dönüyor. O da sıçrasının süresi gelmeden i̇şte, istiyor. Bu arada Mate Hako'yu tutmuyor başardı. Kalista'nın ultisi olmadığını biliyoruz. Dardak da oraya doğru gelecek. Duvarın kenarına çok yakın Hako. Güzel bir Grace ultisi görebiliriz ve beklenen o ulti geldi. Piglet'in üzerinde çok fazla hasar var. Ciğerini sök güzel bir skor getirebilir. Piglet orada çok güzel bir şekilde karşı Flayers'ın ultisinden ve Flayers şu anda kötü bir pozisyonda kalan oyuncu sıçrası olduğunu biliyoruz. Sıçrasını şimdi kullandı. Arka taraftan Kramz oraya dahil oluyor mu? 4 kişinin arkasına gelmek istemez. Çok güzel bir şekilde çekiyor Lullo ve adeta takımına bu skoru hediye ediyor diyebiliriz. İki tane skor almayı başardılar. Gerçekten çok harikaydı. Hem Alistar'ı hem Malphite'ı. Eğer orada Kalista 6. seviye olsaydı çok daha rahat edebilirdi. Orada Thresh sanırım 6. seviyeydi ve özür dilerim Piglet de olabilir. Piglet 6. seviyeydi. Ultisini kullanabildi. Çok güzel şekilde bunun avantajını kullandılar. Senin de bahsettiğin gibi henüz o Kalista kombosunu kullanacak güçleri yoktur Renegades takımının. Ve Team Liquid'den güzel aslında gördüm. Malphite de güzel bir şekilde denedi aşağı koridorda. Orada Piglet skoru gelebilirdi. Ciğerini sök ve Malphite ultisiyle ama çok güzel bir sıçra geldi Piglet'ten ve harika bir şekilde orada refleksini konuşturdu ve şu anda Team Liquid aldığı bu iki skoru üzerine bir tane de ejderha yazdırdı. Kesinlikle işte burada o bahsettiğimiz az önceki Thresh'ten gelen ölüm cezası güzel şekilde oynadı. Sayı avantajını iyi şekilde kullandı Team Liquid takımı. Bu arada bakar mısın? İki tane o kadar uzun menzilli ulti ve Piglet'in çok tecrübeli sıçrası. Evet, burada da Matt bir kere çekti. Ardından Matt Lullo güzel oynadı evet. Lullo da güzel oynadı. Burada da çok güzel bir şekilde çekiyor. Ya bırakmadılar hani yani. Solo abi izin gidiyor. Verin ama ne yazık ki öyle bir şey yok. Renegades takımı da bu arada hemen cevabını verdi. Diğer tarafta da Team Liquid takımı ejderha yapmış. Ama tabii karşılamayacaktır bu. Ama yine de güzel bir cevap denemesi. Bugün bazı takımların bunu yapamadığını görmüştük cevap olarak. Kesinlikle. Ve zaten o güçlendirmenin de sürekli ormancılara bırakıldığına dikkat çekmek lazım. TSM CLG mücadelesi hariç evet. Ya çünkü orada Hunter çok üstün Hunter olduğu için ona şov yapıyordu o ara gerçekten evet. Hani o zaten hani senin her zaman dediğin Fiora bırakmayın. Yani Fiora bırakmayın, Poppy bırakmayın. Yapmayın öyle şeyler. Şampiyon bırakmayın. Şu anda Dardak'ta mavisini alıyor. Phoenix'in üzerinde paket de olduğunu görüyoruz. LeBlanc'ı zaten geride. LeBlanc'ı zaten geride bıraktı. Minyon olarak öne geçti ve şu 20 anda 20 milyon gerçekten mükemmel bir fark. Evet, üzerinde paket de vardı diyordum ama onun da süresinin bitmesine yakın olduğu için orman kamplarını kullanmayı tercih etti. Ki bu fark attı oyuncu Alexic. Belki de hani en tecrübeli oyunculardan bir tanesi orta koridorda. En azından tanınmış diyebiliriz. Gerçekten harika işler başarmış bu oyuncu. Şunu da belirtmek lazım. Şu anda Renegades takımı üzerlerine doğru gidiyor ama o takası istemeyeceklerdi. Çok rahat şekilde çıkabilen bir ikili diyebiliriz. Bu arada Corki'nin eşya tercihi Malmotius. Baktığınızda LeBlanc'a karşı çok rahat şekilde artık hayatta kalabilecek ve onun o nasıl desek 1v1'deki üstünlüğünü tamamen kesebilecek bir tercih. Bir önceki oyunda White Turtle'da da aynı eşya dizilimini yani bir benzerini görmüştük. Starak'ın güvercisi ve Malmortius'u görmüştük ve çok rahat bir şekilde hayatta kalabilmişti o birazcık kameranın yukarısında kalan o pozisyonda. Evet kesinlikle. O da çok mükemmel bir oyun sergilemişti. Bu arada Phoenix geldi. Volkru yeteneğini kullanıyor şu anda ve Dardak'ın da oraya gelmesiyle birlikte hemen kaçmak zorunda kalıyor. Kramz'ın buraya 4. baskın denemesi dakika 11. Çok da etkili baskınlar değil aslında ki baktığınız zaman baskın deniyor yapmaya sadece çalıştığınız şampiyon da Corki. Ve üstün bir Corki. Yani şu anda 25 milyon hatta 30 milyonluk bir üstünlüğü koymuş. Bir tane skor üstünlüğü var. Orada meta tutan bir koza var. Yalnız orada takım arkadaşları yok ve evet o da geri çekiliyor. Totemin adı. Öyle bir şampiyona da baskın yapmak çok zor. O anda bakar mısın? 114'de 1v1 dakika 10 orta koridor kulesini alıyor. Gerçekten bu çok fazla bir fark ve yeniden Volkru yeteneğini kullandı. Şu anda Alexic eşya üstünlüğünü kullanmaya çalışıyor ama seviye üstünlüğü olan bir Team Liquid var. Daha doğrusu Phoenix var. Şu anda da örümcek inişiyle birlikte geriye doğru gitti. Piglet hasar vermeye devam ediyor. Ultisi olmadığını biliyoruz hala ve evet, şu anda Renegades takımı Kramz gerçekten orta koridora 4 kere, aşağı koridora 2-3 kere denedi ama bir türlü
beklenen o skor gelmiyor ve şu anda Dardak çok fazla hasar veriyor orada kuleye çarptırmasıyla birlikte yolun sonu yeteneğini üzerine doğru gidiyorlar orada ama evet onun yerine kuleyi almayı tercih edecekler. Gerçekten burada Team Liquid'in bireysel oyunu oyuna etkisini koyuyor diyebiliriz. Evet üst ve alt koridorda kuleler değişildi fakat orta tarafta Phoenix tek başına bir kuleyi aldı. 40 milyonluk bir fark yanına bir tane skor yani 3400 altın dakika 12. Ya bu inanılmaz bir fark. Ya bugün belki hiçbir maçta görmedik. Evet. 1000 küsur altınlar görmüştük. Erken... 2000 görmüştük ama dakika 12'de 3000 altınlık bir fark. Hatta 3400 altınlık bir fark hiçbir maçta ben gördüğümüzü hatırlamıyorum. bunun büyük çoğunluğu nerede? Phoenix ve Graves'te. Phoenix ve Dardak'ta. Ki istemeyeceğiniz şampiyonlar. Ya kesinlikle. Ya Graves çok fazla hasar verebilen bir şampiyon. Ani hasar. Corki şu anda en ani hasar verebilen şampiyonlar arasında. Yani... En verebileceğiniz en kötü iki şampiyona vermişsiniz o skoru. Hatta Ezreal'dan bile 1-0, daha önemli 1. O Corki, evet. Graves skorları. Ki ona da skor verilmiş şu anda. 3 skor, 3 nişancı arasında paylaştırılmış. Malphite'in eşya tercihine bakar mısın? Evet, Komuta sancağı geldi. Açıkçası ben Nautilus'tan da bekliyorum böyle bir eşya tercihi. O da yavaştan ordu kalkanı almış. Acaba hangi eşya tercih edecek? Ben Komuta sancağı geleceğini düşünüyorum. Bahsettiğimiz tercih gibi... edebilirler. Gayet güçlü bir eşya. Ya fazladan... 1 minyonu sanki inhibitor yıkmışçasına güçlendiriyor. Gerçekten çok hoş yapıyor o minyonu ve eğer Zizrot kapısını da alırsanız gerçekten o güçlendirme iki katına çıkıyor diyebiliriz. Bu arada Grandson üzerine gelemeyen bir koza var orada. Fener çok güzel bir şekilde geliyor. Met bu arada savaşa tekrardan dahil oluyor. Met orada güzel bir ölüm cezası geldi. Yani çok fazla içeride. Pikle çok bedavaya hasar veriyor şu anda. Flare ise güzel bir şekilde kaçmayı denedi. Ultisinin de sırtçasını atıyor ama bu skoru vermesine engel değil. Hakko ise ultisini kullandı. Yerini mıhlamayı başardı. Kalista ise onu ultisiyle birlikte kurtarmayı başardı. Ya, Team Liquid takım burayı gayet güzel şekilde oynadı. Zaten sen de savaş sırasına değindin. Pigdut bedavadan hasarını verdi. Arka tarafta durdu. Orada ne yazık ki orada Flareson'u nasıl desek engelleyemedi. Ve yapması gereken de başka hiçbir şey yoktu. 2-0-1-1 Ezreal. Baktığınız zaman 1-1, özür dilerim 1-0-1-0 Grace ve Corki 4 tane skor var. Çok rahat bir oyun Team Liquid takımı için. Ki aldıkları da toplamda 5 tane sihirdar büyüsü var. Burada i̇şte sadece tekrardan. Şuna değinmek istiyorum. Burada Dardak'tan yani refleks değil birazcık şans ama Met'in o tutan ölüm cezası gerçekten güzel bir oyundu. Bunu belirtmek lazım. Belki Flayers Piglet'in üzerine gitseydi takım arkadaşlarını kurtarabilirdi diye düşünüyorum. Orada büyük ihtimal ultisini bu kadar rahat attırtmayabilirdi. Burada Team Liquid'in tek hatası Lulu'nun sıçrasını kullanması. Ben onun dışında hiçbir yanlış oyun görmedim. Evet o da skoru garantilemek istedi ama Kalista'nın olduğunu unutmamak lazım. Nerede olursa olsun yani uzak bir mesafe olsa bile çok rahat bir şekilde takım arkadaşını kurtarabiliyor. Şu anda Renegades ekibi üst koridordan kuleyi istiyor. Kulelerde durum 1'e 3'lük bir durumda. Team Liquid'in gözle görülür bir üstünlüğü var. Ejderha'da zaten üstünler. Skorda henüz skor vermediler. Gerçekten başarılı bir oyun şu anda Team Liquid'den. Renegades ekibi gerekli cevapları bir türlü veremiyor. Krams şu anda en çok isteyen bu cevapları oyuncu. Ama o bir türlü başarılı olamadı. Hem koza yeteneği olsun hem baskınları olsun bir türlü başarılı olamadı. Ama gerçekten inanılmaz derecede istiyor bunu. Ben de sana katılıyorum. Bu arada Phoenix orta koridorda. Yani minyon farkı dakika başına düzenli olarak artıyor. Biz bunlardan bahsederken Alex için ben bu kadar sıkıntıya girdiğini hatırlamıyorum ya. Yani 60 o kadar milyonluk bir fark. Ligdeki her takımla maç oynadılar ama bu kadar fazla ben de şu an için aklıma gelmiyor ki büyük ihtimalle de yoktur. Doğru hatırlıyoruzdur. Ve biz bunlardan bahsederken Team Liquid ekibi ise ikinci ejderhayı almayı başardı. Genellikle Elise oyuncularından görürdük tek başına ejderhayı ama bu sefer Grace'den geliyor. Tabii o da üstünlüğünü kullanmak istedi. Ve şu anda da Vadin alametinin o taraflardalar. Bu arada güzel bir ölüm cezası yine geldi. Metten, yine Elise'in üzerine. Dardak'ın da üzerine doğru geliyor. Hakko oraya içeriye girdi ama çok fazla hasar veriyor. Kalista onun ultisiyle tekrardan kurtardı ve Kalista adeta bir destek gibi ikinci kez takım arkadaşını kurtarıyor. Bu arada Dardak orada sırçasını kullandı. Yani Hakko'nun ultisi olduğunu hatırlatalım. Dardak 2v1 yapıyor ama... Yalnız canlara da bakar mısın? Evet, bayağı ucundan kaçtılar diyebiliriz. Orta koridordaki kuleyi bile düşürürler şu an isteseler. Evet, şu anda üst koridor ve orta koridor arasında kararsız kalmış gibi duruyorlar. Aslında Phoenix üçlü kuvvetin verdiği o güçle birlikte orta koridora bir hayli hasar da verebilir. Hatta bir Alexis skoru da görebiliriz şu anda.
Üst koridordaki o kuleyi de kuşatmış durumdalar ve evet, Phoenix geriye çekilmek zorunda kalıyor. Şu anda aşağı koridorda Malphite'i mi yakaladılar? Evet, Malphite'i yakalamayı başarmışlar. Orada defansif ulti görebiliriz ve beklediğimiz ulti geldi. Phoenix'ten agresif bir Valkyrie yeteneği füze salvosuyla hasar vermeye devam ediyor ama yeterli değil. Üst koridordan ise bir tane kule geldi. O aldıkları bir skorun üzerine 5 skor, üzerine 4 kule. Gerçekten çok harika ki altın farkı 5900. Neredeyse 6000. Hatta tam olarak 6000 mi? Sen, evet, 5900. Evet, tamam. Şu anda dakika 17. Yani bu kadar fark gördüğümüzü ben hatırlamıyorum. Bakar mısın? Yani 60 milyonluk fark ne demek ya orta koridorda? Çok fazla. Evet, bunu daha fazlasını 100-150 görmemiş olabiliriz ama 100-130 milyon görmüştük. Ama bunları dakika kaçta görmüştük? Evet, 40'lardan 30'da, sonra. 40'da, aynen. Evet, 30'da bile görmedik hatta. Haklısın. Dakika 40'ta görüyorduk. Yarısı bile değil şu anda. Orada alt koridorda da Lulu'nun o karşılıklı iki tane büyük minyon. Evet, bu. Lulu'nun gücüyle birlikte orada galip gelen mavi takımın kanon minyonu oluyor. Evet, Komuta Sancan'ı hem Şampiyonluk Ligi'nde gördük, hem Kore'de gördük. Serap, hani her oyuncu tercih etmeye başladı yavaş yavaş. Çünkü değinmiştik, çok güçlü bir eşya. Ziggurat kapısıyla birlikte iyice güçlenebiliyor ve adeta bir koridoru siz olmasanız bile orada inhibitor açıkmışçasına ittirebiliyor. Gerçekten çok başarılı. Ve Ziggurat kapısını kırmanız için 7-8 düz vuruş yapmanız gerekiyor. Hani nişancı varsayıyorum. Onu bulacaksınız, kıracaksınız. Çok zor, çok çok zor gerçekten. O kadar zor ki. Yani hayır. 8 düz vuruş yapıyorsunuz ama o 8 düz vuruş yanınızda olmuyor ki. 3-4 tane minyon dalgasını temizlemeniz gerekiyor. Zaten onu temizleyebiliyorsan rahatsındır. Bu arada Ezreal'ın da eşyalarına dikkat çekmek istiyorum. Botu bitmiş. 2 tane uzun kılıcı var. 2 tane ana eşyasını bitirmiş. 3-0-1. Evet, minyon anlamında geride ama gayet iyi performans. Mana verene döndüğü an o hasar patlamasını yaşayacaktır. Senin de değindiğin gibi minyon olarak geride olmasına rağmen aldıkları o 3 skorla birlikte çok sıkıntı çekeceğini zannetmiyorum. Bakalım. Phoenix orta koridorda kuleye gayet güzel bir hasar verecektir diye düşünüyorum. Özellikle o üçlü kuvvetiyle birlikte çok çabuk kule eritebilen şampiyonlardan bir tanesi. Aynı şekilde Piglet da. Bu arada bazı oyuncularımızın aklı karışmış. Oh. Neden Nautilus'a Lulu diyorlar diye. Lulu diyoruz. Onu da düzeltelim, kafanız karışmasın. Nautilus'un nickname'i Lulu olduğu için arada bir küçük bir R harfi var. Dikkatlerden kaçabiliyor tabii ki de bazen. Şimdi kit ekibi şu anda orta koridorda kuleyi istiyor. Bu arada Kramp bu sefer tutturmayı başardı. Orada çok fazla kitle kontrol etkisinde kalıyor ve Alexis sıçrasını tutuşturunu kullanarak o skoru garantiliyor. Şu anda Kalista dörtüsünü kullandı. Metin orada içeriye hapsetmeyi başardılar. Sıçrasıyla çıkıyor. Yadigar hakkında güzel bir şekilde kaldı ama Phoenix arkada çok fazla hasar veriyor. Kosa'dan güzel bir şekilde kaçmayı başardı. Pikle çok fazla hasar oluyor. Şifasını da kullandı ama fosfor bombası ve sihir akışı skoru garantiliyor diyebiliriz şu anda. Phoenix ve Ezreal ikiz gerçekten çok fazla hasar veriyor ve iki tane skora karşılık bir tane skor ama sanki Renegades bir takım savaşını kazanacak gibi değil miydi? Şunu söylemek lazım. Burada zaten altın farkı anlamında Team Liquid çok öndeydi. Tabii. Şampiyonların avantajını şu şekilde kullandılar. Graves'in üzerinde bir anda çok yüksek bir hasar ortaya çıktı. Bu yüksek hasar ortaya çıktıktan sonra Corki ve Ezreal istedikleri gibi eritemediler ne yazık ki Renegades takımı ve şunu da belirteyim. Renegades'in yapabileceği hani maksimum seviye savaşlardan birisi buydu. Hani o savaşı kazanamadıysanız zaten daha da fazla savaş kazanamayabilirsiniz ne yazık ki. Alexis'e bakar mısın? Ben Phoenix'le Piglet'e dikkat çekmek istiyorum. Birazdan o kadar rahat pozisyon alacaklar ki ikisi de şampiyonlarına teşekkür etmeleri lazım. İşte bak, Piglet burada duvardan atlıyor. Daha sonrasında Phoenix ya 2 ve 5'ler burada neredeyse. Hani Thresh'i sayma. Phoenix o kadar güzel hasar veriyor ki o öne geçmesiyle birlikte. Bak, bir tanesi Valkyrie yeteneği, bir tanesi E yeteneği. O kadar güzel çıktılar ki o takım savaşından. Bu arada Thresh'in de fenerleri o kadar harikaydı ki orada dikkatimizden kaçmış. Orta koridorda Malphite'ın ultisinden kurtarmasını diyorsun. Evet, Malphite'ın ultisinden kurtarıyor. Yo, özür dilerim. Piglet'i duvarın kenarına çekti. Piglet hemen dışarı çıkmayı Piglet başardı. Piglet hemen güvenli mesafeye aldı. Ardından kendisi sıçrayla yanına geldi ve güzel bir oyun sergiledi orada Matt. Onun haricinde benim savaşta değinmek istediğim bir diğer nokta ise Alex için çok kolay bir alınan skoruna sıçra ve tutuşturunu kullanması. Hani zaten o skor garanti bir skor. Üzerine zaten skoru da alamadın. Hani skor da Kalista'da kaldı. Çok da iyi bir oyun değil. Tutuşturunu kötü bir şekilde kullandı. Alexis'e yakışmadı diyebiliriz. Bu arada senin o bahsettiğin ZZ Rot'u da birazdan göreceğiz. Evet, Nautilus ona doğru gidiyor.
Malphite herhalde tercih etmeyecek gibi duruyor. Team Rookie'de ekibi ise aşağı koridordan kule alarak karşılık veriyor. Altında zaten çok öndeler. 5000'i 7000'i geçtiler. Neredeyse 10.000'e kadar çıktı bu altın farkı. Yaklaşık olarak 9.000'lik bir altın farkı var. Ve şu anda 3. ejderhayı alıyorlar. Bu da altın farkına yansımayan ama oyuna etkisi önemli olan bir global gören. Şu anda zaten baktığında 9.000 altınlık bir fark var. Team Liquid takımı çok rahat bir oyun alıyor. Çok rahat bir oyun alıyor. Herhalde günün en rahat oyunu diyebiliriz. Hani tüm mücadeleler dişe diş geçmişti. Ama bu mücadelede Renegade ekibi bekleneni yapamadı. Bu arada Dardak'ı içeriye doğru attı. Yine güzel Dardak. Bir insek gördük. Dardak iki kez yakalandı ve ikinci kez skoru veriyor. Sıçrasını bu sefer takım rağmen arkadaşları ona yardım edemeyecek. Oo. Bu arada güzel bir ulti, iki tane skor getirir. Ona rağmen yardım edemeyecek gelmeden dedim ama bir anda skor geldi, yani düşmesine rağmen. Piglet tebrik etmek lazım. Harika harika bir oyun yani. 4-0-3'lük skoru Minyon'da geride olmasına rağmen ben Minyon biçmem, adam biçerim diyor ve 4-0-3 harika. Ki orada ultisini atmadı bile. Şifasını kullandı bu arada Frizz kurtarmak için ama ona rağmen düştü. Şifaya ben tam dikkat etmedim. Şifa ona değmemiş de olabilir, emin değilim. Düşmeden biraz önce, özür dilerim, sonra kullanmış olabilir. Yani Dardak'ın üzerine çok gittiler, iki savaştır. Burada Piglet iyi şekilde cezalandırdı diyebiliriz aslında. Eğer Piglet kadar kasılmış bir şampiyonları olmasaydı güzel bir skor alıp çıkacaktır Renegade. Bu arada Piglet de ultisini atmamasının nedeni olmayışıymış. Çünkü savaşa girmeden öncesinde önce attı. O ultiyi Phoenix'in kullandı. Phoenix'in de sıçrasını aldılar, onu da belirtelim. Evet, işte o Z-Zerot alt koridoru ittirecek. Team Liquid takımı da rahat şekilde orta koridor ve üst koridorda baskı kurabilir. Ya da şu anda bir baron denemesi yapacak gibi gözüküyorlar. Oranın işaretlendiğini görüyoruz. Baktığımız zaman bütün görüş avantajı Team Liquid'de. Evet, şu anda hatta haritadaki totemlerine bakarsan çok alakasız yerlerde diyebiliriz yani. Hani bu arada bir o Z-Zerot kapısı resmen hani namustur, onu söyleyelim. Lullo'nun nasıl koruduğuna bakar mısın? Onu vermek istemiyor. Kuleyi o kadar korumaya çalışmamıştı. Ama gerçekten öyle. O Z-Zerot kapısı, yani değiniyorum ama gerçekten çok zor kırılması. Yani Yampiri Yengeç'ten daha zor, Gromp'tan daha zor. Kayacılardan şu veya anda orada avantajlı olan taraf Team Liquid takımı olacak. Eğer burada ejderha için sadece oyalarlarsa bile karlı çıkacaklar. Evet, Matt'ten bu arada bir ölüm cezası denemesi ama Kramps kaçmayı başardı. Şu anda devam ediyorlar. O totem üstünlüğünü ele geçirmeye çalışıyorlar. Daha doğrusu devam ediyorlar demeyeyim, düzelteyim onu ama en azından deniyorlar. Evet, şu anda da Team Liquid'deki bir orta koridordan ilerlemiş durumda. Evet, o bahsettiğimiz gibi baskıyı kurmaya devam ediyorlar. Piglet hafif hafif geziniyor ama orada onun varlığının farkında Renegades takımı. Burada bir Baron savaşı başlatmak istemeyeceklerdir. Özellikle böyle bir takım kombosu varken. Burada hani, ya bir Kalistar kombosu, bir Malphite, darma duman olursunuz ve maçın gidişatı değişir. Birini düşürmeden giremezsiniz. Aynen. Burada LeBlanc'ın eşya tercihlerine bakmanı istiyorum. Hiçlik değneği, ikinci eşya. Onun da sebebi, şimdi üst tarafta Nautilus büyü direncine yöneldi. Orta koridorda Corki Mammothius'u bitirdi. Graves aynı şekilde. Nişancı. Alt tarafta nişancıları, o da aynı şekilde. Thresh Alaz Cevher almış. Yani bir şekilde karşılık vermesi lazım. Nasıl karşılık verecek? Böyle. Evet. Şu şimdi anda bir cehennem asası tercihi görebiliriz. Çok defansif ama gerekli bir eşya olabilir. Aynı çünkü zamanda onun o karşı takımın büyü direncini azaltmasından da yararlanacak. Bu arada Team Liquid takımı hızlı bir baron deniyor. Hasarları aslında var. Bardakla birlikte orada çok, çok rahat yüksek bir hasarları olacaklar. Var. 3 tane nişancı olduğunu hatırlatalım. Şu anda Malphite ışınlarıyla birlikte oraya doğru gidiyor. Team Liquid ekibi geriye doğru çekilmek zorunda kaldı. Phoenix'in canı yarıya kadar düştü ve geriye çekiliyor. Peki buradan avantajlı çıkan taraf hangisi oldu? Tabii ki Team Liquid. Baktığınız zaman Malphite'ın ışınlanıyor. Tabii çok. Evet, baronu almadınız. Belki oyun birazcık soğudu ama Malphite'ın ışınlarını almak gerçekten çok önemli bir noktaydı. Bu arada üst tarafta da gelen bir Z-Zerot göreceğiz. İkinci bir Z-Zerot göreceğiz. Evet, şu anda Z-Zerot'ları karşı karşıya göreceğiz. Aynı takımda iki tane Z-Zerot görmüştük ama karşı karşıya ben henüz görmemişim. En azından izlediğim liglerde bugün onu da görüyoruz. Açıkçası Malphite'ın ışınlanı yoktu. Işınlanı hala yok daha doğrusu. Bu Z-Zerot kapısına engel olmak için de, bu minyonlara engel olmak için de bir koridoru tutması onun için çok büyük bir dezavantaj olacak. Şu anda baktığınız zaman onu nereye yerleştirdi acaba, bir görmek istiyorum ama sanırım şu an yerleştirmedi aynen. Evet, şu anda oradaki çalıyı tercih edebilir. Fakat öncesinde Nautilus'un ve koridorun pozisyonunu görmek isteyecektir. Hı hı. Evet, şu anda oraya yerleştirdi.
Yani çok önemli bir gelişme. Ya ama Zizrot gerçekten Komuta Sancar ve Zizrot ikilisi çok güzel bir tek başına oyun var. Kazanıyor ya. Yani bir kule, iki kule, oradaki baskı, bedava ışından eksiltilen bir oyuncu. Hani çok mikro eşyalar olsa bile önemi çok büyük ve işte orada Lullo ile Flaris'in birebirlik bir pozisyonunu görüyoruz. Oraya totemini dağıttı. İlk vuruşu yaptı ama işte... Yani Lullo rahat şekilde orada onu düşürmeye çalışıyor. Hiç uğraşmıyor ama bile. Her ikisi de şu anda vuruyor. Ya 10 dakika izleriz böyle. Ben sana söyleyeyim komuta bayağı. Komuta sancaklarını da kullandı şu anda Mjolnir. Lullo bu arada daha yalnız 4, 5, 6 vuruş yapmıştır belki Malphite. Daha yarı canına geldi. Lullo ikinci vuruş, üçüncü vuruş, 4. Daha 8'den daha fazla olacak o. 5, 6, 7, evet tam 8 olacak herhalde. 8 ve 9. Büyük ihtimalle 15 veya 14 vuruş da aldı. İnanılmaz bir... Ya burada şampiyon da etkisi var tabii ki. Nautilus'la kıyaslamamak lazım. Tabii ben şampiyonluk liginde Graves'inkini ölçmüştük. 8 vuruştu. Graves olmasına rağmen. Bu arada. Bu bilgiler de... Hani... Ya her yerde bulamazsınız. Bunların istatistiğini tutan bir tek Burak Çevik var. Başka da yok yani. Ya Avrupa'da bunu saymıyorlar. Ama bizimki Chris sayıyor. Chris de ben herhalde böyle şeylere çok ilgiliyiz ama... Evet. Şu anda orada avantajlı taraf alt koridorda Zizirot anlamında Team Liquid takımı ve rahat bir ejderha alacaklar. Oyunun dördüncü ejderhası. Dakika 28. Neredeyse mükemmele yakın diyebiliriz. Bu arada Metin ölüm cezası animasyonuna başladığı andan itibaren ejderhaya vurmadan o ejderha düştü. Hani animasyonunu değdiremeden ejderhayı almayı başardı. Bakalım. Acaba tekrar bir baron çevresine toplanma görebilir miyiz burada oyunun? Ya biraz soğuduğunu oyun görüyoruz ama... Çok haklısı bir şekilde üzerine gitti ve çok kolay bir sıçra aldı. Aslında soğumak da demeyelim orada. Team Liquid takımı şu an bundan avantaj çıkan taraf. 9000 altınlık bir farkları var. Orta koridorda minyon farkı 120 oldu. Alt koridorda Pigdut birazcık daha sıkıntı çekiyor Kalista'ya göre minyon temizleme anlamında. 120 minyonu da fark olarak öyle hani cümle arasına geçip gitmeyelim. Reis 140 minyon kesmiş. Hani... Öyle düşünüyorum. Ya Elis 95 milyon kesmiş. İnanılmaz bir fark bu. Evet, Team Liquid takımı tekrar kime niyet kime kısmet. Alexis atmaya çalıştı ama orada Kramps skorunu almayı başardı. Bir tane daha anlamına gelebilir. Haku orada kaçmaya çalışıyor ve başarılı da oldu aslında ultisini açarak. Şu anda Flash kötü bir pozisyonda ultisini atarsa 4 kişiyi zıplatabilir ama çok fazla içeride kalır ve hasar kaynağı çıkmaz. O da geriye doğru çıktı. Şu anda hızlıca bir barona başladılar. Evet, rakibin ormancısı yok ama hala Malphite ve Kalista ikilisi bulunuyor. Şu anda barona çok fazla hasar verdi. 7000 5000 cana kadar. Alistar'ın ultisi yok fakat onu da belirtmek lazım. Evet. Kalistar'ın hala ultisi var. Kullanacak mı? Şu anda Flayce üzerlerine doğru gidiyor. Ezreal'den bir ulti düşmeye yönelik bir hayli azaldı. 2300'e kadar düştü. Vogue yeteneğiyle Flayce çok agresif. Orada Alexic'i düşürecek mi? Önce baronu almayı başardılar ve şimdi takım savaşına doğru gidiyorlar. Flayce'in ultisini defans bir şekilde kullandırırlarsa oyunun bittiğini bile görebiliriz burada. Şu anda Matt üzerlerine doğru gidiyor. Sıçrısı var mı diye bakıyorum. Evet var ama bir oyun yapabilecek kadar İşte burada Alistar'ın ultisinin olmayışı, az önce o tutan ölüm cezasını kullanması gerçekten oyunun açılmasını sağladı diyebiliriz. Team Liquid takımı çok rahat şekilde aldı. Bu arada Metin 3. kez yakalayış. Bu arada Hoko çok fazla içeride kaldı. Nautilus kuleyi almayı başardı. Hoko 2 kişiyi zıplattı ama yeterli değil. Arka tarafta Frizz çok fazla hasar yiyor. Ezreal Hoko skorunu almayı başardı. Ve arka tarafta düşen bir Corki. Krams orada düşmüyor ama örümcek inişinden sonra düşecektir ve evet Krams hoş geldin görüşürüz diyor ve anında o skoru alıyor. Flayer skoru ise gelmedi ama yapabileceği hiçbir şey yok. Team Liquid ekibi altın farkına bakar mısın? 14.000 altın. Çok burada fazla. Burada şunu belirtmek lazım. Ne yazık ki orada Renegades takımının odaklanması gereken ikili yanlıştı. Arka tarafta Phoenix ve Pigdut o kadar rahat hasar çıkarttılar ki. O tam duvarın yanında diyeyim. Yani çok rahat şekilde hasar çıkarttılar ve bu arada neden devam etmiyorlar? Çünkü minyonlar yok ve tanklayamıyorlar da. Lullo gördüğün gibi çok fazla hasar aldı ve şu anda geri dönmek zorunda hissettiler. Aslında çünkü iki tane çok tank şampiyon savaşsalar bile düşürebilirlerdi. Ama risk almak istememiş olabilirler. Gayet mantıklı bir tercih. 6-0-6 oynayan bir Ezreal'ınız olsa bile olsun. Şu anda eşyalarına bakar mısın? 5 tane eşyası alınmış durumda. Şu anda burada da tekrarını izliyoruz. Ya, Pigdut ve Phoenix o kadar güzel pozisyondalar ki arka taraftan rahat rahat hasarı veriyorlar. Ya, zıplattıkları ikili Dardak ve Matt. Hani Thresh ve Graves ikisi de düşebilir. Çok da büyük sıkıntı değil. Ama ya bu arada Phoenix'in agresif oyunu gerçekten beni benden alıyor.
İki savaştır o Valkyrie yeteneğini öyle güzel içe doğru kullanıyor ki. Baron'un orada da. Ama tabii bunu nerede ne zaman yapacağınızı bilmek lazım. Biliyor ki artık Kalister kombosu kalmadı. Malphite ultisini attı mı? Attı. Beni kitle kontrole sokabilecek şampiyon var mı? Yok. Alan benim. Kesinlikle öyle. Ve Alexic'e bakar mısın? 1-2-1 skoru. Minyon'da çok geride. Gerçekten ben bu kadar ezici bir üstünlük olacağını beklemiyordum. Denengez gerçekten şu anda dipleri oynuyor diyebiliriz. Büyük ihtimalle 1'e 8'lik bir skor görebiliriz. Blaze ultisini Phoenix üzerine kullandı. Üzerine Koza da geldi. Phoenix skoru görebiliriz. Bariyerini kullanmak zorunda kaldı. Orada hala düşmeyen bir Phoenix var. Volkreten'in agresif bir şekilde kullandı ve geldiği gibi geri dönüyor. Ardından Malphite skorunu alıyor LeBlanc skorundan sonra. Ve şu anda Hoko orada Naito's ultisinde ve gelen bir Grace skoru geldi. Daha doğrusu Grace orada Hoko'yu düşürmeyi başardı ve şu anda da kuleye doğru vuruyorlar. Piglet agresif bir şekilde geldi. Freeze'in üzerine sıçrayla Matt onu evinden alıyor ve harika bir skor. Hiçbir oyuncuyu kaybetmeden katliam yaparak ve Phoenix'in senin sevdiğin o agresif oyundan bahsediyordun. Gerçekten harikalardı ve yani günün en kolay galibiyeti diyebiliriz. Ya neredeyse o kadar temiz bir oyun döndü ki gerçekten hani hiçbir şey yapmalarına gerek yoktu. Çok rahat şekilde aldılar. Temiz bir galibiyet gösterdiler bize. Şu an gerçekten harikaydı. Şuna değinmek lazım. Team Liquid takımı her ne kadar şampiyonu yasaklama ekranında değindiğimiz gibi takım savaşı anlamında biraz daha avantajsız taraf gibi gözükse bile o kadar güzel pozisyon aldılar ki Renegades takımının burada yapması gereken Phoenix ve Corki, daha doğrusu Ezreal ve Corki birlikte kitlemek olacaktı. Ama ya bu yapmanız çok zor bir şey. Birinin Valkyrie yeteneği var, diğerinin E yeteneği var. Çok rahat şekilde pozisyon alabilen iki tane şampiyon ve ne yazık ki Renegades için kötü bir galibiyet. Özür dilerim, mağlubiyet. Bu arada mücadeleyi de son pozisyonu ben tekrar tekrar izlemek istiyorum ki büyük ihtimalle nete de düşecektir. Harika bir pozisyondu. Orada Phoenix o kadar güzel bir şekilde Valkyrie yeteneğini kullandı ki üzerinde paket vardı. Hemen kurtlara doğru gitti ve o belki 100 canıyla birlikte geriye gitmeyi başardı. Ardından aynı şekilde iner inmez yere bir daha Valkyrie yeteneğiyle savaşa girdi. LeBlanc skoru üzerine bir de yanılmıyorsam i̇şte Malphite skorunu almayı başardı. İşte tecrübe nerede gireceğini bilmek, nasıl oynaman gerektiğini bilmek. Hani daha biraz önce bir önceki takım savaşına değinmiştik. Çok güzel şekilde hemen uygulamasını gösterdi. Dedi ki bir saniye ben halledeceğim. Gerçekten çok harikaydı. Alexis'e baktığımızda ise yani LeBlanc oynuyorsunuz ve LeBlanc da biliyorsun ki vurkaç en önemli özelliklerinizden bir tanesidir. Vurkaçı atarken düşen bir Alexis izledik. Yani vurkaçını atıp üzücüydü gerçekten. Hani gideyim birine hasar mı vereyim, birine işte hayalet zinciri tutturayım da yerine mi mıhlayayım veya bir rakibi mi dürteyim, öyle bir şey yok. Eğer o vurkaçını attıysa düşüyordu. Gerçekten Alexis'e yakışmayan, en azından ismine yakışmayan, o marka değerine yakışmayan bir oyun izledik. Ve Renegades ekibi de gerçekten kötü bir performans sergiledi. Flares, Hakuho, Renegades'i kendine getirmeye yetmedi diyebiliriz. Zaten bahsetmiştik. Renegades şu anda çok sıkıntılar çeken bir takım ve hani böyle giderse galibiyet bile alamayacaklar bir daha ligde. Evet, Alex için de yani yükselme liginde 1-17 bir skorla bitirdiğinizi düşünebiliyor musun? 18-0 TSM bitirmişti aslında. Daha doğrusu yenilmişti ama o anlamda hani ligdeki maçlar anlamda. Ligin pardon. Hani evet. 1-17 Yani Giant öyle bir şey olursa gerçekten hani utanç kaynağı diyebileceğimiz, hani üzücü, söylemesi çok üzücü ama yani Avrupa'da Giants ekibi de galibiyet aldı. Açıkçası ben Giants ekibini Renegades'ten ve Echo Fox'tan çok daha düşük görüyordum. Giants ekibi bile yani galibiyet aldı. Evet, ki galibiyet almaya da devam edecekler gibi gözüküyor. Renegades ekibi eğer 1-17 bitirirse gerçekten bu büyük bir utanç kaynağı olur. Üzücü olur. Ama ben hala onların Echo Fox'la, Dignitas'la ve TRP'yle Immortals'ı durduracak takım. Ya aslında öyle bir şey olsa gerçekten yüzyılın geyiği dönebilir yani bu camiada. Renegades ekibinde ben TRP, Dignitas veya yani Echo Fox'tan bir galibiyet alabileceklerini düşünüyorum ileriki mücadelelerde. Echo Fox'tan ben çok alabilecekleri yönde bir şeye sahip değilim ama aslında daha dün hani çok farklı bir oyun sergilendi. Belki Dignitas takımından bir galibiyet alabilirler. Evet, teşekkür ederim yorumların için ve yavaş yavaş günün son mücadelesi hakkında bilgi verelim. Günün son mücadelesi TIP ile Dignitas arasında ve dakikalar sonra LoL TV ekranlarında olacak.